yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Mayıs ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, evet bu ay hemen ayın başında 3 Mayıs'ta Merkür Koç burcunda ileri harekete dönecek. Merkür'ün düzelmesi genel anlamda zaten hayatımızı biraz daha hızlandıracaktır. Koç burcunda olacağı için bu ileri hareket. Belki de geçtiğimiz ay sizi zorlayan, ertelenen özellikle kariyerinizle ilgili konularda daha hızlı bir ayda olduğunuzu, daha verimli bir dönemde olduğunuzu söyleyebilirim. Evet, Güneş'in Plüton'la çok güzel bir açısı var yine Mayıs'ın ilk haftasında. Merkür'ün Uranüs'le birleşimi yine kariyer evinizde olacak. Güneş Boğa burcunda. Dolayısıyla bu dönemde belki de güzel bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Kariyerinizle bağlantılı olabilir. Bu işbirliği gibi bir fırsat da olabilir. Çünkü Uranüs burada bazı sürprizlere işaret ediyor. Sizi heyecanlandıracak, şaşırtacak durumlara işaret ediyor. 11 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nda güzel bir dolunay var. Su elementindeki bir dolunay size çok güzel bir açı yapıyor. Dolayısıyla özellikle 9. ev konularınızı bir şekilde aydınlatacağı için akademik bir konu olabilir bu. Eğitim hayatınızda bir başarı elde etmek, sonlandırmak olabilir. Uluslararası bir işiniz olabilir. Hukuksal bir konu olabilir. Arzu ettiğiniz bir tatile, seyahate çıkmak olabilir. İşte tüm bunlarda bu Mayıs ayının 11 Mayıs ve yakınlarında bu konuların gündeme geldiğini ve sizi keyiflendirdiğini hissedebilirsiniz. 16 Mayıs'tan itibaren Merkür Boğa Burcu'na geçecek. Merkür Boğa Burcu'ndayken size destek olduğu bir pozisyonda olacağı için hayatınıza da biraz daha sosyal etkileri dahil edecek gibi görünüyor. Özellikle arkadaş çevrenizle daha fazla görüşebilirsiniz bu dönemde Merkür Boğa Burcu'nda ilerlerken. Sosyal etkinlikleriniz artabilir veya siz aktif olarak iş veya özel amaçlı biraz daha böyle gruplar içerisinde, organizasyonlar içerisinde yer alabilirsiniz. Evet, 20 Mayıs'tan itibaren Güneş İkizler'e geçiyor. Ve ayın son haftasında artık İkizler Burcu temaları, sizin de 12. eviniz, 12. ev temaları artacak, yoğunlaşacak, aydınlanacak. 25 Mayıs'ta da İkizler Burcu'nda bir yeni ay doğacak. Bu yeni ay 12. evinizdeki konuları gündeme getiriyor. 12. ev biraz daha böyle sürpriz ya da bilinmeyen gizli kavramları hayatınıza taşıyabilir. Biraz böyle geri plandaki konular, bazı ruhsal ve spiritüel konular, yardım gibi çevrenizdeki kişilerle ilgilenmenizi gerektirecek bazı kavramlar. Ruhsal veya bedensel tedavi ve şifa çalışmaları ki spiritüel her türlü konu için 12. evdeki etkinlikler çok destekleyicidir. Dolayısıyla bu yeni ayda belki de hani sağlığınız için, belki de günlük hayatınızın şifalanması için bazı kararlar alabilirsiniz. Mesela bazı uygulamalar yapabilirsiniz, zararlı alışkanlıkları bırakabilirsiniz, yeni bir düzen kurabilirsiniz kendinize, bazı yardımlar alabilirsiniz veya siz başkalarına yardım edecek, destek olacak bazı çalışmalar içerisinde olabilirsiniz sevgili yengeçler. Evet, Mayıs ayının son günleri ise gerçekten güzel gökyüzü etkileri var. Her burca bunları tavsiye ediyorum. 2017'nin en güzel günleri, çünkü gerçekten özellikle kolektif gezegenlerin, kişisel gezegenlerle yaptığı destekleyici açılar her türlü girişim konusunda bizi destekleyebilir. Önemli işlerimizi de bugünlerde rahatlıkla yapabiliriz, planlayabiliriz sevgili yengeçler. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.